ömür boyunca seninle yaşamak, daima böyle sevişmek ne müthiş ne inanılmayacak bir şey. Madem ki sen benim olacaksın demektir artık, ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne Şevket'ten, ne ötekilerden. Mikrofilmin nerede olduğunu bana gösterdikten sonra beni sevdiğine inandım zaten. Yalnız artık barınamayız İstanbul'da. İlk uçakla ver elini Lisbon. Oradan da belki Rio'ya geçeriz. Yoksa Şevket'le adamları? Oh, bırak şu Şevket'i. Yaşayacağımız hayatı düşün. Mikrofilmi sattıktan sonra elimize yüz binlerce dolar geçecek. Göstersene şunu bir daha. İşte hayatımız ve ölümümüz buna bağlı sevgilim. Gel sevgilim, gel artık. Hadi. Kurbanın olayım. Al şunu, hemen götür kör müslüğe teslim et. Peki, peki. Sonra da hemen gel beni bul. Baş üstüne. Elindekine iyi dikkat et. Hayatın ve ölümün ona bağlı. Öyle mi? Beyefendi, işte geldik. Tam istediğiniz saat. Siz ne dediniz de Şevket yapmadı. Şimdi Kapalı Çarşı'ya hareket ediyoruz. Yok yok, içiniz rahat etsin. Tamamdır. Tamam. Tamam he. Az peşinde dolaşmadık şu işin. Ama ne demişler hani, son gülen neyi güler. Kaç dolar çalışır dersin dışarıda bu mikrofilm için he? 500 bin temiz çalışır bir kere.
Palavra değil ki. Telekomünikasyon şebekesinin resimleri. 500.000'e? Şerefine iki yudum içilir şimdi. Ata binmeden ayaklarını sallama Gregor. Düşersin sonra. Hem sana kaç kere söyledik. İş üzerinde içki yok diye. Bana bak, işine bak sen. Bor Meşulam'ın dükkanına tezelden varmalıyız, hadi. Yağma yok beyim, yağma yok. Ah! Neye karar vermiştik? İznini alır almaz uçakla Paris'e gitmeyecek miydik? Ah! Yalan mı, gitmeyecek miydik? Ama sevgilim... Yok canım, ben senin sevgilin falan değilim. Ah! Söylesene bana, sen kimi uyutuyorsun ha? Rica ederim, rica ederim, o nasıl söz? Yani ben... Aman hani ben diyordum ki, Paris'e gideceğiz, yani, Yalova'ya gitsek ne olur sanki? Ha Paris, ha Yalova! Ne? Ha Paris, ha Yalova, öyle mi? Sen benden dalga mı geçiyorsun kızım? Sevgilim, sakin ol biraz. Ne yaparız elin gulbetlerinden? Halbuki Yalova şurası, havası suyu fevkalade. Yalancı, iki yüzlü. Güya Paris'e gidecektik beraber de şık elbiseler alacaktık. Al sana, bu Paris için! Bu elbiseler için, al! Bu da yalanların için. Al! Bu da Yalova için. Bırak beni. Sürme dizelerini bana. Öldürsünler. Yo yo yo, oyun bozanlık yok. Ne dedik? Bir ay ne gazete, ne radyo, ne telefon. Babana, ben izindeyim arkadaş. Hayatta canına bakacaksın. Önce aşk, sonra iş, sonra da para. Neymiş? Hiç, hava. Buldular kazı. İki ihbar, küt ergun vaka yerinde. Gitmiyorum işte, o kadar. Antikacı Meşulam'ı öldüreceklermiş, bana ne? Yanımda sevgilim varken. Cinayet mi? Hay Allah, tam babama göre iş. Artık bir ay dinle. Ben olsam şöyle yapardım, ben olsam böyle yapardım. Ne? Antikacı Meşulam mı? Aman yarabbi, bu sakın bizim Meşulam olmasın. Ergun! Özür dilerim sevgilim. Hayatta niçin yaşıyoruz? Önce iş, sonra para, sonra da aşk. Seni yalancı dönek! affedersiniz. Affedersiniz. Allah! Al sana! Oh, ton ton sen miydin? Hep o Ergun olacak yalancının, hep o döneyin, hep o! O edepsizin yüzünden oluyor bunlar. Ha. Baba, sana bir şey söyleyeyim mi ben? Ha. Ergun'la aramızda her şey bitmiştir. Ha, Allah Allah, bu da nereden icap etti böyle? Nereden ettiyse etti. Gene gazeteden bir telefon, hop Ergun'u koydunsa bul. Cinayet mi olmuş, olacak mıymış? Öf, bıktım artık! Ha. Cinayet mi olacakmış? Ve minel garayip. Gayipten haber mi almaya başladı artık bu gazeteciler? Peki kimmiş ölecek olan? Kapalı çarşıda antikacı Meşulam diye biri. Kapalı çarşıda Meşulam mı? Saçma. Zira çarşı içinde antikacı denilebilecek bir tek Meşulam var, o da bizim Meşulam. Öyleyse? Öyleyse? Hemen! Hemen! Hemen gitmeliyim! Hemen! Thank you.
Vay canına, ölmüş. He. Kurşun yarası. Çabuk etrafı araştıralım. Belki mikrofilmi almaya muvaffak olamamışlar. Hadi. Bir gelen var, gizlenin. Da baban olursa hiç korkma kızım. Ne lazım bu iş için? Zeka ve cesaret ikisi de bizde var. Kedi. Kedi kızım, kedi. İyi ama içeride bir şeyler oluyor. Eyvah! Muhakkak Ergun'u öldürüyorlar. Ha? Ne oluyor Tonton aşağıda? Meşrula mı öldürüyorlar dedin ya işte. Yürü. Gözlemi, gözlemi unutmuşum. Cesaret, yürü. Ha? Vay. Böyle dolap beygiri gibi dolaşacağız. Gelin. İş yarıda bırakılır. Koş fıçılara. Evet. Fıçı kalmadı. Kaçalım. Kaçalım. Yürü kızım. Sen oradan, sen de benden gel.
Neredeler? Polise gittiler, kaçalım! Geliyor. Sen ha? Ben geldiğimde içeridelerdi. Sonra birden saldırdılar. Kafama bir şeyle vurdular. Vay, ölmemiş mi? Aman ne hızlı Hafiye. Meğerse ben yetişmeseydim öbür dünyayı boylayacakmış. Ya sen? Kendini Sherlock Holmes mi sanıyorsun Allah aşkına? Ondan da alası. Gölge etme, başka isteyen istemem. Öyle mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Hazırlık tahkikatının netice-i muhakkatesine binaen size ilk mühim malumatı verebilirim. Bu bizim meşhur olan var ya. Ölmüş. Yapma. Daha gelmemiş. Biraz önce baktım, odasında yoktu. Ah vre canım. Moşenniko, umarım ki bu gece Mademoiselle Dolores beni kırmaz. Siz rahatınızda bakın Zeki Bey. Ne zaman numara bitirecek, söyleyeceğim yanınızda gelecek. Ah Moşen, ne kadar heyecanlıyım bilemezsiniz. Böyle müthiş bir kadının portresini yapmak her ressama nasip olmaz. Anlıyorum canım, anlıyorum. Bu akşam çok heyecanlıyım. Neden şekerim? İlk defa dans edeceğim de onun için. Sıranız gelecek, haydi çocuklar! Odamda bir şey mi arıyordun Niko? Seni arıyordum, geciktin de. İşim vardı biraz. İçeride ressam Zeki Bey sana bekliyor, programdan sonra orada gideceksin. Öyleyse ben gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? Baksana, babam polise telefon edecek. Sen tabii gazetene gideceksin. Ben de ufak ufak tahkikatıma başlayayım diyorum. Tahkikata başlamak için önce ipucu lazım. Ben de olmadığını ne biliyorsun ipucunun? Yalan. Yalan mı doğru mu sana söyleyecek değilim. Malum halinlik, önce iş, sonra para, sonra da aşk. Eğer sabaha kadar eve dönmezsem cesedimi Bebe Ruhi barından aratırsın, değil mi Tonton? Çıldırdı mı bu? Bebe Ruhi barı dediği yer batakhane ya. Ya rica ederim, kafamı karıştırma. Tahkikatımın ikinci safhasına geçmiş bulunuyorum. Thank you.
Bakar mısınız? Yarım saattir bekliyorum. Nerede kaldı? Şimdi gelir. Vay Ergun Bey! Size burada görmek ne şeref! Hangi dağda böyle tilki olmuş? Kapalı çarşıda meşulam öldü. Nerede ne olmuş? Şey... hiç canım, şey diyor... Programa yetiştik mi diyor yani? Çok yazık. Ma Dolores numarasına şimdi bitirmiş. Sas para kalo kafiste pasamor iste. Güzelim. Sizin hatlarınızdaki ritim bir kadın vücudu için eşi bulunmaz bir ahenk. Bir armoni divin. Eğer müsaadeniz olursa kaç seans poz vermek lütfunda bulunursanız eminim ki yapıcıyım eser. Sizin bir şaheser yapıcınıza inanıyorum. Ha, ama şu var ki işlerim pek çok. Vakit bulabilirsem. Ne var? Burada gel bayım. Kaçalım. Ben kaçayım. Eski bir moresin ha. Şaka, şaka, şaka. Geleyim. Ha, söyle. Özür dilerim. Çok severim bu parçayı da dans etsek diyorum. Ha? Gel gel. Ne uyukarıyorsun orada süt çeşneği gibi? Fena uykusuzum abi. Bildiğin gibi değil. Aklım durur. Bir gün o bir dünyaya boyladığın zaman sonuna kadar uyursun. Astır yavolo. O Niko var ya, bücür Niko. Tamam işte, katil o. Vallahi de o biriydi o. Tabii tabii, tanırım zaten. Evvelce de yüz bilmem kaç tavuk, yüz bilmem kaç hindi kesmişti. Sen alay et bakalım daha. Günün birinde göreceksin ki... Fakat emin olun, bütün kalbimle söylüyorum, emin olun. Sizin güzelliğiniz... Vay, bu ne sürpriz! Sizi burada görmek... Buyurun, oturun. Peki, sizleri tanıştırayım. Mademoiselle Dolores, Günseli ve nişanlısı. Özür dilerim efendim. Başka bir akşam daha uzun boylu konuşuruz. Kör Müslü'ye verdin mi emaneti? Evet, tabii 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 verdim. Ne dedi? Sizinle görüşmek istiyor emanetin gönderilmesi hususunda. Peki. Şimdi sen şu masadakileri gözden kaçırma. Peki. Kaçırdık. Tam işin ayarını bulmuştunuz. Latinlerin sıcak kanı, gökyüzü, mavi deniz filan derken ha. Ah üstada, sen yok musun? Hep böyle yara bakıp yürek yakarsın. Yok canım, sadece resmini yapmak istiyordum da onu konuşuyorduk. Resmini mi? Ah, ya benim resim ne oluyor? Kaynıyor mu arada? Fakat siz demiştiniz ki Ergun bir ay izinli, poz vermeye gelemem, gezip tozacağız. Ben de... İlahi üstad, Ergun'dan bana ne? Zaten aramızda her şey bitti. Yarından tez yok, portreme devam edebiliriz.
Bana bak Günsel'i. Fevkalade, fevkalade güzelim. Sizin hatanızdaki ritim bir kadının vücudu içine eşi bulunmaz bir ahenk, bir armoni. Tabii ya. Ama anlayacak adam lazım. Kız delirdin mi sen? Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Sevmek mi? Güleyim bari. Unuttun mu azizim? Hayatta evvela iş, sonra para, sonra da aşk. Lütfen beni bu kaba adamın yanından götürür müsünüz üstad? Memnuniyetle efendim. Çok kibarsınız. Grazie signorita. Aha, rica ederim. Kibritinizi masada unutmuşsunuz da. Kibriti mi? Barın reklam kibritidir onlar. Herkes de bulunur. Olabilir. Fakat sigarillo içen kadınlar o kadar az ki signorita. Hadi gidelim üstad. Gidelim. Hoşça kal. Bye bye. Yavrum. Aman! Demedim mi ben sana, bu kız midemi bulandırıyor beni. Hadi, düş peşlerine, bırakma onları. Masayı da gizle dedin, oradaki herifi şavuluyorum ya. Aptal, kız tehlikeli ne? Kız. Kız mı? Hadi bırakma peşlerini, hadi. Evet, tabii, tabii. Cicim, Ergun daha anlamamış mı bunu? Bilmiyor ya, dün gece Dolores'ten şüphelendiğimi anlayınca küplere bindi. Neden? Çünkü sen bazı ipuçları buluyorsun, halbuki o hiçbir şey bulamadı. Tamam. Buhar meşhur ama yanına giren kimlerdi? İşte asıl bunu bulmalı. Öf, çok yoruldum, bugünlük bu kadar yeter üstad. Herhalde Ergun da bunu tespite uğraşıyor. Yılan gibi kadın. Ama Dolores'ten şüphelemek aklına bile gelmedi, işin başı bu. Güzelim, işi gözünde büyütüyorsun da aslında... Yok yok, eminim ben. Gidip Beberuhi barında bir araştırma yapmalıyım. Boşuna öldürmediler meşhulamı. Bir şey arıyorlardı muhakkak. Ne, ama sen ne? Sana ne bunlardan güzelim? Yo yo. Olmaz. Bu işin peşini dünyada bırakmam. Öyle mi? Sen bilirsin. Eyvah! Gong! Ne gongu? Gong! Gong! Eyvah! Gong! Hay ha! Her kim o kimesteki şahsı evvelime karşı ef'ali hasmanede bulunur. Bilesiz ki tarafımdan mahvu harap edilecektir. Bu ne demek Paşa Hazretleri? Allah Allah! Aman Paşa Hazretleri! Haşa! Ferman sizindir. Kabil değil, olamaz. Buyurunuz. Olamaz dedim. Rica ederim Paşa Hazretleri. Ay. Ah. Anne! Bu ne be? Bu da nereden çıktı? Sus sus şekerim, bu benim büyük babam. Aklını cenk ve cidelle oynatmış. O gonku duymasın, alimallah ortalığı birbirine katıyor böyle. Üstad ben duyuyorum, resmi ezbere yap bundan böyle. O içerideki deli varken ben zor gelirim bir daha. Sen o deliyle hoşça kal.
Günsel'i ha? Ah, sen miydin Tonton? Ödümü patlattın vallahi. Hay hay şuna bak. Ben korkmadım mı sanıyorsun? Sen ne arıyorsun burada? Hı? Sen ne arıyorsun? Dün sen demedin mi ve Ruhi Bar'a gidiyorum diye? Ben de düşündüm, bunda bir keramet var dedim. Çıkıp buraya geldin. Tabii geldim, beğenemedin mi? Şimdi de hemen gidersin. Gider miyim? Uzattın ama hadi canım. Dur. Hikmet dur, dur kızım. Giderim ama nereye? Birimizden birimiz Ergun'u boş bırakmamalıyız. Madem ki şimdi ben buradayım, sen onun peşinden git. Ne yapıyor, ne ediyor öğren. Aşk olsun Cinsel. Seninle iftihar ediyorum kızım. Aynen babana çekmişsin zeka bahsinde. Hı-hı. Şimdi gidiyorum Ergun'un peşinden. Hı? Hadi Tonton, göster kendini. Sinek olsa kaçamaz elimden. Hı? Seninkiler direkli yolda kalıyor, derini tuzlayacaklar, ayağını denk al. Vay anasını! Kim yazıyor bu mektupları ya, anlaşılır iş değil. Peki neredeymiş acaba bu direkli yalı? Yine dua et bana. Sabahtan beri bütün istihbarat kadrosunu seferber etti. Sonra soruşturma zar zor çıkarabildik. Kandilli'de varmış böyle bir yalı. Lafımı bitirmedim daha. Gazetenin parolası ne, az laf çok iş. Derhal direkli yalıya uçmalıyım. Mektupların dediği çıkıyor. Thank you.
Şerifçi oğlu tüymektedir, nedir? Çaktı dalgayı, sıkıştıralım, sür. Kaçıyor, uçurdu kekliğine. Zor kaçar o. Tamam be, yaşarız. Helal doğrusu, temiz iş gördü. Şerefine bir iki yudum içilir. Ölümle şaka olmaz Gregor. O zıkkımı da cebine sok, sonra içersin. Çabuk gidip beyefendiye haber verelim, gazeteci indirdiğimizi söyleyelim. Arayan soran oldu mu Pamuk Bacı? Evet Şavkat Beyciğim, az önce beyefendi telefon etti, arasın dedi. Merak buyurmayın beyefendi. Size ne dedim de yapmadım. 3 kurşun sıktık, keklik gibi indirdik. Evet. Evet. Orada mıymış? Emredersiniz. Vay canına be. Derhal gidiyoruz. Çok mühim. Dakika sektirmeye gelmez. Ta şimdi geldik. Nereye gidiyoruz gene anlamıyorum. İyi ama... Yalı sana emanet Pamuk Bacı. İyice göz kulak ola. Belki geceye sana bir misafir getireceğiz. Misafir odasını da hazır etmeyi unutma. Aklımı en çok karıştıran beyefendinin her şeyi bizden iyi haber alması. Telefonda diyor ki, gazetecinin dalgası olan kıza iyi dikkat edin. Polis falandır nedir anlamadım. Orasını Allah bilir. Yalnız gideceğimiz yerde belki ona da rastlayacakmışız. Öyle diyor. Gideceğimiz yeri bilmiyoruz. Bu sefer de ona gülüyorum. Kes! Bir takacı kör muslih varmış. Bu gece onu bulacağız. Sen ne zaman gideceksin? Acele Mingan İsmail'eydi. Denizaltıyla buluşmamız yarın gece yarısı. Limnos Feneri'nde olduğuna göre... Bu gece sabaha karşı çıksak. Unutma ki mikrofilmi Tanca'da bekliyorlar. Ressamdan çıkıp bana geldi, ondan sonra da odanı karıştırmaya başladı. Ben sana dememiş miydim bu kızda bir iş var diye? Peki ne yaptın? Yep, yep.
Getirdim işte. Benden kuşkulanmasını ona pahalıya mal edeceğim. Bu kız ya mukabil casus teşkilatından ya da polisten. Söyletmeye çalışın. Tahminim doğru çıkarsa... Anladım. Sen Mysterio. Mikrofilm zamanında denizaltıya teslim edilecek. İşlerimize burnunu sokan bu genç kız cezasını çekecektir. Pekala, ben gidiyorum. Siz yapacağınızı bilirsiniz herhalde. Her zamanki gibi. Güzel, şahane ve gaddar. Hadi kaptan, şu kızı söyletmeyecek miyiz? Acele etme yavru. Bilirsin karanlıkta daha iyi olur bu işler. Hele bir gece bastırsın. İnat etme beyhude. Ne kadar çabuk söylersen o kadar çabuk kurtulursun. Senin için. Sen burada bekle, gireni çıkanı kolla. Gözlüklüğü kaldıracağız. Mikrofilmin yerini bilen o. Sen daha ölmedin mi? Beni öldürürsünüz ha. Öldürürsünüz. Eller yukarı. Kıpırdayanı vururuz. Geç şöyle. Sen de. Gregor temizle şunları. Sen yürü. Ama ben... Zay yürü dedi, anlamadın. Kim var orada? Kurtarın beni! Kurtarın! Günseli. Ergun sevgilim. Ne demişler? Büyük lokma yut, büyük laf etme. Gördün mü? Bu defa da seni ben ölümden kurtardım. Ölümden kurtarmış. Sen beni kurtarmadın ayol. İşimi bozdun. Tam Dolores'in sırrını çözecektim. O pis burnunu sokup... Ya öyle mi? Asıl işimi bozan sensin. Seni kurtaracağım derken... haydutların tüymesine göz yumdum. Şımarık sende. Ne? Bana mı? Sen şimdi görürsün. Bırak peşimi. Bakalım kim çözecek işin düğümünü. Hodri meydan. Hodri meydan ha. Hodri meydan.
Bak bak. Dur. Gitme. Siz miydiniz? Baba. Hay Allah. Ne işin var senin burada? Sen demedin mi Ergun'un peşini bırakma diye? Sinek olsa elimden kaçmaz Halim Allah. Tövbe estağfurullah. Hepiniz benimle bozmuşsunuz be. Öf be yeter. Gidelim baba. Yapılacak yığınla işim var. Dürüst! Konuşursa mahvolduk. Ne yapıp yapıp önlemeliyiz. Mikrofilmi ele geçirmek için Şevket'le her türlü pazarlığa girişmeye razıyım. Eğer ahmak kafalarınız biraz işleseydi, burnunuzun dibinden hem kızı hem de mikrofilmi çaldırmazdınız. Sersemler. Haklısın hanımcığım, gene haklısın ama niye uğradığımızı anlayamadık ki? Hadi kızım git, sen o masadaki beyle meskul ol. Baş üstüne. Gene ne var? Ergun diyorlar, o gazeteci var ya. Hı. Onun yanında gideceksin, sana bekliyor. Kimsenin yanına gidemem ben şimdi. Mah! Dur dur. Bu gazeteci hani şu kızın nişanlısı olan gazeteci mi? Peki, söyle ona geliyorum. Söyle yolda gel. Gebereceksin bre yavru esneye esneye. Yat sibar da kurtulalım. Bir hile mi düşündün hanımcığım? Hem de ne müthiş bir hile. Ha. Bu gazeteciden kurtulacağız, hem de Müslih'in konuşmasına mani olacağız. Göreceğiz. Yaşa! Senin gibi ince bir kızı elbet anlayamazdı Ergun. Değil mi sevgilim? Sana benim gibi ruhen sanatçı bir erkek lazım. İşte Dolores. Dur bakalım nereye gidecek. Yo yo, bu kadarı fazla. Olamaz, olamaz vallahi. İşte böyle güzelim, her erkek layık olduğu kadını bulur. Demek Ergun'un dengi bu acayip kadınmış. Boş versene sen. Vaziyetleri aynasız görmüyor musun? Bakıyorum hızlı kadınsın. Sen de hızlı erkeksin. El ele versek neler yapmazdık. Belki kim bilir ne casusluklar, ne cinayetler vesaire. Çok şey bilmek iyi değildir. Belli olmaz. Bazen de iyidir. Çok para getirir. Benim için de hayatta önce para, sonra aşk, sonra kadın. Şantaj mı yapıyorsun yani? Burası çok kalabalık. Bu önemli şeyleri başka bir yerde konuşsak. Benim ufak bir garson yerim var. Resimde esas ahenk. Tamamen ahenk. Nereye gidiyorsun? Neresi var mı yahu? El alem mercimeği fırına verdi. Şaka maka Ergun elden gidecek. Şantaj mı yapıyorsun? Bu sana bağlı. Bana değil, sana bağlı. Daha doğrusu susmana bağlı. Ben mezar gibi susarım. Hı. Sen paradan haber ver. Ne istiyorsun? Sterlin mi, dolar mı? Mukabilinde yalnız susacak mıyım? Hayır. Biraz da konuşacaksın. Şevket diye biri var.
Bir randevu alacaksın ondan benim için. Boş ver, ne olabilir? Kediler. Anlat bakalım, neymiş bu randevu? Bu işte senin avantan ne oluyor? Ne olsun? Ellerindeki çok mühim bir malı geri alacağım. Çaktım dalgayı. Baktın ki zor oyunu bozuyor, herifleri satın alacaksın. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Yapacak mısın istediğimi? Yapmamak kabil mi? Tabii. Yaşamam ve ölümüm buna bağlı benim. Ah şu pis hayvanlar! Neymiş? Ne o gürültü? Hiç canım, kediler! Hisar'da, Kandilli'de, Direkliyalı. Neyi? Sonunda Ergun'un da müthiş bir sırrını keşfettim. Şu bina var ya, şu bina. Ne olmuş o binaya? Daha ne olsun canım? Ergun'un gizli garson yeri. Aman Don Top, bu sırrı kimseye söyleme Emi. Şevket Bey'i görmek istiyordum da, çok önemli bir iş için. Sizi bekliyor muydu? Beklemiyor ama kim olduğumu öğrenirse geldiğime sevinecek. Nerede kendisi? Neredeyse nerede? Sevineceğini ne bileyim ben? Ya kızarsa? Kızmaz kartopum, kızmaz. Haber ver hele. Şevket Beyciğim içeride. Çok da işim var. Kim diyecektim? Milliyetten Ergun dersin. Anlar o. Söylesene dört gözlü, şebek soyu! Söylesene nerede mikrofilm? Bilmiyorum. Devam et Felte. Dur, gelen var. Ne o bacı, ben sana buraya gelme demedim. Bir misafirim var ayol, ille de seni görecekmiş. Bir misafir mi? O da nereden çıktı? Adı Ergun'muş, Milliyet gazetesinden. Ergun mu? He?
Mega asfasfi. Ben demedim mi size? Ölmemiş diye. Beni makarayı aldınız. Siz devam edin, ben birazdan gelirim. Devam et evladım, hadi. Merhaba Şevket Bey. Sizden bahsedildiğini çok duydum. Ayrıca yabancı da sayılmayız. Sizi tanımıyorum. İçeri girer misiniz? Girelim. Dolores'i de tanıyor musunuz? Anlayamadım. Halbuki gayet basit. Dolores tarafından geliyorum. İş konuşacağız. Sizin elinizdeki emaneti almak için para teklif ediyor. Para mı? Buyurun içeri, konuşalım. Bayıldı he? Biraz vakit ver de kendisine gelsin, biz de kendimize gelelim. İç padi güzel. Gelsin. Söyleyecek misin mikrofilm nerede? Yoksa seni iyice ufaltayım mı ha? Söyle, söyle! Bırakın beni, yapmayın! Siz prensip itibariyle emaneti satmayı kabul ederseniz, Dolores bizzat gelip fiyatı konuşacak. Anlıyorum, anlıyorum ama buna karar vermek benim yetkimi aşıyor. Beyefendiyle konuşmalıyım. Birkaç dakika müsaade ederseniz. Akşama kadar başka işim yok. Nasıl olsa bekleyebilirim. Yeter! Durun artık! Söyleyeceğim her şeyi! Değil mi? Yola gel şöyle! Söyle, nerede mikrofilm? Mikrofilm benim! Sen hentsin nesin be? Silah sesi duyulursa millet yalıya dolar, koy cebine. Hiç başka çaremiz yoktur evladım. Gidip Şevket'e anlatacağız. Evet beyefendi. Dolores'in randevusunu kabul ediyoruz ve gelince de hesabını görüyoruz. Yok, hiç merak buyurmayın efendim. Şevket size ne dedi de yapmadı. Ne oldu? Kör konuştu mu yoksa? Ne konuşması? Kalbine bir hançer saplandıysa takkesinde ölmüştür. Ne ölmesi be? Alay mı ediyorsun? Doğru, doğru söylüyor. Tam herifi konuşturacaktık. Arkamızdan fişş bir bıçak. İyi mi? Sersem herifler. Başınızdan ayrılmaya gelmez ki. İyi numara. Beni gazeteciyle bu tarafa çektiler, sizi de armut gibi avladılar. Kör müslih ölünce ister istemez pazarlık masasına oturacağız. Ama Şevket Beyciğim, içerideki ne olacak? Beyefendimle Şevket Bey sizi içeride bekliyorlar. Buyurun. Pazarlığın şekli değişti ha?
Ne yapalım? Buyurun. Vay kartopum, hesapta sen yoktun. Bağlayın. Tıkın bir yere öylece. Aklı başına gelir biraz. Hadi. Ben sana dememiş miydim? Böylelikle bu gazeteciden de kurtulacağız diye. Söylemiştin hanımım, söylemiştin. Ama ya Şevket ve adamları pazarlığa yanaşırlarsa? Hı. Yanaşsınlar, istiyorum. Onlara istedikleri parayı vereceğim. Hem de sterlin olarak. Verecek misin parayı? Sen ne diyorsun hanımım? Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Vereceğim sterlinlerin hepsi sahte. Böylelikle... Hem mikrofilmi alacağız de... hem de... Señorita Dolores, sıra sizde. Geliyorum. Yalnız Şevket'ten ses çıkmaması asabımı bozuyor. Eğer... Evet, ben Dolores. Öyle mi Şevket Bey? Derhal bu gece mi? Hay hay, şimdi programımı yapacağım, bitirir bitirmez gelirim. Nasıl? Direkli yalı mı? Evet evet, biliyorum. Gördün mü yavrum? Bir eşin daha yoktur hanımım. Ben numaram biter bitmez direkli yalıya gideceğim. Hani o küçük kız var ya, kapıda bekle, sakın peşini bırakma. Ya. Neredesiniz canım, herkes sizde bekliyor, hadi Grigora. Bak, geliyoruz canım. İsmail Ses Paşam, bir şey aradınız. Ben mi şey, bizim kız bu akşam buraya uğradı mı diyecektim, hani adı Günsel'i. Vay üstadım efendim, gözlerime inanayım mı? Sizi burada görmek...
Allah bilir ve sizdeki bey oğlum. Bizim kızı gördün mü? Ha evet, buyurun oturun rica ederim, buyurun. Günseli mi? Ha? Tabii gördüm. Az önce benimle beraberdi. Şimdi nerede? Bilmem, Niko ile konuşacaklarım var deyip gitti. Hoppala. Niko dediğin şu giden adam mı? Hı-hı. Ona şimdi sordum, haberim bile yok dedi. Bu kız uçmadı ya, bir gidip... Hayır, şimdi mi? Bir kadeh içkimi içmeden katliyen sizi bir yere bırakmam. İmkanı yok, olmaz. Söylesene yahu! Nasıl bir kadın bu, Dolores? Dur, dur beygirden bozma. Söyleyeceğim. Dolores, vallahi o bir tuhaf kadın işte. Sarışın desem... Sarışın. Ama sarışın da değil ki birader. Kumrala kaçıyor. Tut ki kumral dedim. Ama tam kumral da sayılmaz. Mesela esmer desem. Beni işletiyor be! Kesin gürültüyü. Bırakın onu. Dolores'le konuştum. Birazdan burada olacak. Beyefendi, mikrofilmi satmaya nasıl razı olur anlamıyorum. Bir iki yudum içersen belki zihnime küşayış gelir de arınarım. Gene başlama Gregor. Mikrofilmi satacak olan kim? Dolores'ten yerini öğrenip sonra temize havale edeceğiz. Gel. Sen salonda bekleyeceksin. Gelir gelmez... Geciktin madama. Şey, senyorita. Şevket Bey sizi bekliyor. İçeri geçin. Grazie. Cesur olduğunuz kadar da asilsiniz senyor. Ben mi? Aa, öyleyimdir, öyleyimdir. Tabii, şimdi daha iyi anlıyorsun ki bana boşuna ölüm müteahhidi Şevket dememişler. Fevkaladesiniz senyor Şevket. Cesur olduğunuz kadar da asilsiniz. Senyorita, beni şımartıyorsunuz. Ne demek? Gelin yanıma sokulun şöyle. Paraları getirdiniz mi? Hangi paraları? Ha şey diyecektim. Sizin davranışınıza bağlı bu. Çok zekisiniz. Zaten beyhude yere birbirimizle uğraşıp duruyorduk. Halbuki pekala anlaşabiliriz. Hele mikrofilmin fiyatında uyuşursak. Oh senyor, sizinle uyuşmak kolay olmuyor o kadar. Meşulamın akıbeti meydanda. Nasıl? Meşulamı öbür dünyaya siz göndermemiş miydiniz? Ben gönderdim.
gönderdim tabii. O nasıl söz? Ben gönderdim ama... ne kadar güzelsiniz. Ya Rabbi. Biraz bahçeye çıksak ha? Burası çok sıcak. Grazie, çıkalım. Şevket beni bekliyordu. Ben Dolores. Ne duruyorsunuz? Haber versenize Şevket'e. İçeride. Hanımım! Hanımım! Siz çıldırmışsınız. Bu kızı yalıya sokmakla hem kendinizi mahvedeceksiniz, hem de beni. Bu kız polistir. Yahut da mukabil casus teşkilatındandır. Çağırın lütfen Şevket'i bana. Peki kız ne olacak? Şimdilik gözaltında bulundurulacak. Sonra da muhakkak öldürülecek. Çağır. Eğer bilseydim böyle harikulade bir kadın olduğunuzu, bunca zamandır sizinle bu ölüm kalım savaşına girişir miydim hiç? Ah senyor, ya ben bilseydim ki? Bir dakika müsaade eder misiniz? Bir şey var galiba. Rica ederim, aramızda teklif mi var? Vallahi. Bana biraz müsaade edersiniz değil mi senyorita? Telefona kadar gitmem gerekiyor. Tabii, tabii. O nasıl söz? Sen burada kal, kızı kolla. Kaçırırsan beynini delerim. Bak ki. Evet beyefendi. Bayan Dolores de aynı fikirdeler. Kızı ortadan kaldırmak gerekiyor. Aynen efendim. Beyefendi size tamamen hak veriyor. Az sonra burada olacak. Önce kızın hesabını göreceğiz. Sonra da pazarlığa oturulacak. Öyleyse ne bekliyoruz? Hemen harekete geçelim. Nerede bu kız? Thank you.
Allah Allah! İyi saatte olsunlara karışmadı ya bu kız! Vallahi kendi ellerimle kapatmıştım Şevkat Beyciğim! Kapatmıştın da nerede? Çeneyle kaybedecek vakit yok. Kız mikrofilmi de aldı götürüyor. Çabuk yakalayalım! Ne? Arkadan bahçeye çıkar yahut yola. Koş! Şoför efendi, çok önemli bir iş için. Sen miydin üstad? Bu ne telaş böyle cicim? Yoksa Ergun'dan mı kaçıyorsun ha? Şakayı bırak üstad. İş çok ciddi. Derhal polise telefon etmeliyim. Neler öğrendim bir bilsen ağzım bir karış açık kalır. Derhal telefonunu bir yere çek. Hadi. Hadi gel bahtır bir yerde. Yavaş yavaş. Hemen telefon etmemiz lazım. Ne laf anlamaz adamsın sen. Canım söylesene. Bak şimdi bizim eve gideriz. Hem istediğin gibi telefon da sen de daha dinlenirsin değil mi? Sen önden git. Benim bir işim var burada. Şaşırtıyorsun beni de. Ay! Bekleyin. Oh! Aman! Ay! Oh, var mı? Ay! Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Canım. Çabuk ol diyorum sana. Çabuk ol. Canım ne yapıyorsun? Beni takip ediyorlar. Sonra çok geç kalacağım. Öyle mi? Elini çabuk tut, biraz çabuk. Hadi. Yok tabii değil mi? Maalesef. Yok, yok. Sanki yer yaldı içine girdi. Şey ya. Pelte! İşler fenaya gidiyor. Yeni mi anladınız? Bu kız durumu derhal polise bildirir. Ekipler de burayı basar. Küyelim öyleyse ne duruyoruz? Evet. Birimiz telefon edip beyefendiyi haberdar edecek ve onun yanına gittiğimizi söyleyecek. Evet. Birimiz de mahzendeki gazeteciyi temizleyecek. Ay, ne olur. Sonra da pır. Hey! Hey, kim var orada?
Uyuma, elini çabuk tut. Herifler kaçıyor, sona kalan dona kalır. Hadi, hadi Üstad. Nerede telefon, nerede? Telefon mu? Ne telefonu? Aradıkları şey bende. Onun için peşime düştüler. Evi bulurlarsa çok kötü olur. Polise telefon etmem lazım. Polise? Aman Allah! Ha, dur bir dakika. Dur bir dakika bakayım. Bu iş için polise mi yoksa Milli Emniyet'e mi telefon etmek lazım? Bana bak herif, şimdi ölürüm. Telefon nerede, nerede? Peki şimdi. Milli Reasürans, Milli Sigorta, Millilik, Milli Piyango, Milli... Yok! Milli... Neyi arıyorduk güzelim? Aklım karıştı birden. Futbol Federasyonu Milli Hakem Komitesi var burada. Allah cezanı versin. Polisi arıyoruz. Telefon nerede? Ha, telefon değil mi? Bir dakika, şimdi buldum. İşte buldum. Burada. Buyur güzelim. Nereye takılacak bu, nereye ha? Nereye, sahi nereye? Buldular, evi buldular. Aa, bir dakika, belki kasabın çırağıdır. Bakalım. Onda. Mikrofilm onda. Biliyoruz. Tutun şunu. Oh, hayır. Tıkın içeri. Hayır. Yapamazsın bunu. Yapamazsın. Gregor nerede? Gregor. Bahçede erkede bekleyeceğim dedi. Ver bakalım şu bulduğunu. Bunlar senin adamların mı? Demek sen... Biraz geç anladın, ver mikrofilmi. Hayır! Vereceksin! Gregor olacak. Günseli. Ergun. Kıpırdama Ergun, indiririm kızı. Zor vurursun. Ya mikrofilmi bir yere sakladımsa ben? Ha, öyle mi? Bitirelim artık, ver şunu. Benim yapacağım bu sefer sen yaptın. Hey! Bırak, kimdir o nabekar canibi şahanemde gümbürtü eylemeye cüret ede! Kim bu adam? Nereden çıktı ya? Ya deli mi? Kaçın! Geliyor, arkadan geliyor! Fakat gir, vururum kızı. Git Ergun. Görürsün. Gir içeri. Hadi. Tamam. Şimdi ifadeni alırım. Hayır, durun. Delisiniz siz. Hepimizi buraya hapsetti. Şimdi mikrofilmi kızdan alıp tek başına kaçacak.
Haklı galiba. Boşuna uğraşma Demirdir, bir şey yapamayız. Bu ressam sizin patronunuz değil miydi? Öyleydi ama o deli nereden çıktı? Ben de görmedim daha evvel. Harcadı sizi de, anlamıyor musunuz? Maksadı neydi acaba? Vakit yok artık, bunu da alıp gireceğiz. Hadi bakalım gazla. Fakat beyefendi... Gazla dedim! Yapma! Yapma! Kıpırdama! Ha ölünü götürmüşüm, ha dilini, nasıl olsa istediğim üstünde. Oraya da! Evet, tamam. Ergun! Ergun! Bağırma! Tabancalarını tekrar doldurdun mu? Hayır, boş beyefendi. İyi. Artık senin de işin kalmadı. Yapmayın! 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 Yürü! Ergun! 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 Bağırma, tamam! Yürü! Ergun! Ergun! Ne oluyor? Kim ateş etti? Günseli! Günseli! Bir şeyler oluyor aşağıda! Bakın! Evi ateşledi, hepimizi yakacak burada. Dama! Yardım edin, dama çıkın! Hayır! Hayır, Ergun mani ol! O da yangında bırakacak bizi! Bırakmam! Yanacak mıyız budala gibi burada? Kadın haklı, o çıkacak! Belte! Beltesi meltesi yok, o çıkacak! Evet, doğru! Yalnız o kurtarabilir bizi, hadi çabuk ol! Pekala, çık bakalım! Çabuk ol, sallanma! Hop, hop. Allah vere de yine bir set anlar. Yanmak istemiyorum. Yanmak istemiyorum. Yürü! Hayır! Bırak beni! Bağırma! Hayır! Gir işte! Gir diyor! Gregor! Gregor mu? Hayır. Milli Emniyet'ten Yarbay Yıldırım. Götürün. Ay, siz emniyetten miydiniz? Hı hı. Bana o mektupları gönderen... Uyumaz, seninkilerin hepsi yakalandı. Mikrofilm? Müsaade edin de, onu da ben bulmuş olayım.
kör Müslih'in cesedini görünce evvela ödüm patladı. Bir de gözlüğünü elime alınca ne göreyim? O sırsıklan miyop geçinen herifin gözlük camları düpedüz pencere camları. Tabii biraz kurcalayınca... Yok! Aman Allah'ım yok! Tabii, çünkü daha evvel ben almıştım. Siz bulduğunuz zaman zaten içi boştu. Boşmuş. Bol Zeki yakalamak için. Zeki, diğerleri? Üzülmeyin, onları da tam zamanında kurtardık. Bakın. Götürün. Bana müsaade. Hodri meydana, mikrofilmi sen buldun ha? Sen! İmdat! Adam öldürüyorlar! Öldürsünler! Çocuklar, ressam Zeki var ya, o ressam Zeki... Fena halde peşindeyim. Burada bir uçağımı varmış da bir elime geçirsem. Aman kaçırma. Hı hı. Nerede kalmıştık? Müzik.